Günaydın. Geç kalıyorum birazcık. O yüzden makyajımı orada yapayım dedim. Giyinip direkt çıkacağım. Şu an giyindim de çıkıyorum yani. Kameralara boydan düşüyoruz arkadaşlar. Normal. Kameralara boydan düşüyoruz kameracılar. Birer kişi de kameramanları asist etsin. Hızlı bir şekilde boydan düşelim. Yönetmen kim bilecek, kim oturdu, kim benden komut alacak? 1-4 arka arkaya sadece ikisini ver. 1-4. Ne oldu şimdi ikisi birbirine yüzlerine birbirine bakmıyorlar? Konu birbirimize bakıyor arkadaşlar. Niye birbirine bakmıyor bunlar? Selam, şimdi post prodüksiyon öğrencileriyle birlikte dersteyiz. Ara bitti, ikinci derse girdik. Bugün böyle olacakmış. Kamera açılarını, kamera ayarlarını falan öğreniyoruz. Yani açı öğreniyoruz aslında. Yapmamamız gerekenleri, Yapabileceğimiz hataları falan öğreniyoruz. Öyle, bugün televizyonculukla girdik dersi. Dudağım niye bu kadar pembe? Hazır oluyoruz. Kitleler de, kitle illa versem. Alışı diye kitleliyorum. Sabit olma. Kitlemekten onu kitlemesi de gerek yok. Eğer balansınızı dengeniz doğru yapacağız. Ben sana renk kontrolü yap dediğimde resimden çıkıp tekrar eve gelmen 2 saat. Otofokus kullanırız. Otofokusu mümkün olunca kullanmamaya çalışın. Eğer haber çekmiyorsanız, seri bir şey çekmiyorsanız otofokus çünkü iyi. Yeni kameralarda 10 ayrı noktadan ayrı yapabiliyorsunuz. Eğer doğru kullanırız otofokusla iş görür. Benim de otofokusu kullandığım zamanlar oluyor. Ama imkan çerçevesinde bir manuel fokus kullanmaya çalışın. Televizyonlarında en çok kullanılan ölçek nedir dediğimde açın şu bir önce verdim ver biraz. Göğüs bak hala görmedim bak. Göğüs meme uçlarından keseriz bak elimde kalmasın. Evet, şimdi aşağıdasın yüksel. Oyuncu olmaya gidiyoruz galiba. Galiba. Kısa film çekilecekmiş. Onun backstage videolarını çekebilirsiniz ya da dedi oyuncu olabilirsiniz. Biz de şimdi gidiyoruz oyunculuk ya da işte backstage videoları için başvuru yapacağız. Seçiliriz inşallah. Yarın çekilecekmiş. Şimdi buna istinaden bir fotoğrafçı olmak için, iyi bir videocu olmak için illa ekipman ihtiyacı duyuyorum. İlla telefona ihtiyacı duyuyorum. Önemli olan bizim baktığımız yerde hep şey klişesi vardır ya, bakmak ve görmek değil diye. Bizim bir şey görmemiz lazım. Sabahtan beri o kadar çok derse gir çık gir çık yaptık ki size ne çektim, ne yaptım hiçbir fikrim yok gerçekten. Daha yeni bir çay aldım, iki tane börek aldım da aç karnımı doyuracağım gerçekten. Aç karnım, saat kaç? Bir dakika. Sabah iyi ki kahvaltı yapmışım. Yoksa açlıktan ölecektim. Saat 1.20. Şu an YouTube dersine gireceğiz. Sağ olsun hocamız bir yarım saat bize izin verdi. Yemek yiyebiliyoruz. Allah razı olsun. Ondan önce Hatem hocanın bir masterclass'ı vardı. Araya sıkıştırmışlar. Keşke araya sıkıştırmasalardı. Çünkü yarım saat işleyebildik. Zaten öbür dersten çıkıp buraya koşturduk. Bir 15-20 dakikamız geçti. Arada da bir kısa film seçimi, çekimi için oyuncu seçmesi falan oldu. Yani masterclass'ımız birazcık güme gitti gibi bir şey oldu. Yarısında bırakmak zorunda kaldık yeni ders için. Şimdi güzel gidiyor. Birazcık yoğun olmasına rağmen gün. Güzel ilerliyor. Bu son dersimiz YouTube dersi. Ondan sonra eve gideceğiz birlikte. Video falan editlemem gerekiyor. Dün editleyemedim. Öyle işte. Şimdi bir yemeğimi yiyeyim. Beni bir bırakın. Ondan sonra görüşürüz. Böyle bazen konuşuyorum ya böyle kendi kendime. Biri beni izleyince deli mi bu falan. Eskiden insanların hayal arkadaşı olurdu ya. Bu o işte. Yavrum bizim işimiz pazarlama. Yo yo sesini. Hayır sesini kapatıyorum. Farklı olan kimdir arkadaşlar? Selam, şimdi dersimiz bitti. Tamam yeter ünlülüğümü kullandığınız gibi. Yayındayım. Ben bir fotoğraf çekinecektim. Düzgün bir fotoğrafımı kimse çekmedi. Ya, aşk ne? Olsun. Ne? Keşke biz yokken söyleseydin. Bir şey söyleyeyim, 2-3 tane çektiler ama çok içime sinmediği için mutsuzum. Yani bir şey söylemiyorum. Güzel miydi? Yani çok güzel miydi?
haber evimize sonunda geldik. Bugün çok yoğun bir gündü. Yani oradan oraya, oradan oraya öldüm bittim yani. Açıkçası derslerden de bugün pek verim alamadım. Çünkü oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya olunca kafam şişti yani. Birkaç fotoğraf çekindim bugün. Instagram'a post atmam gerekiyor. Bugün post günü. Ama postluk fotoğraf çıkmadı. Yani atsam atmasam çok kararsızım. Bakacağım, ona göre değerlendirme yapayım. Önce onları editleyip paylaşacağım. Daha sonra da yolda gelirken 3 tane patlıcan aldım. Yolda satan amcalardan. Patlıcan sosu yapayım diyorum. Şimdi sizle birlikte gidelim, bir patlıcan sosu yapalım. Mutfaktayız. Ne kadar garip. Arkamdaki kalabalığı boş verin. Çünkü kızlarım birazcık bulaşık kalmış. Benim de 2-3 parçam var. O yüzden orayı boş verin, tamam mı? Soğan, patlıcan sosu ama patlıcan yemeği diyelim. Patlıcan yemeğini yapmaya başladım. Soğan, biber, sarımsak ve patatesleri güzel güzel doğradım. Soğanı biraz yağla kavurduktan sonra geri kalan malzemeleri üstüne döktüm. Şu an onlar birazcık kavruluyor. Şimdi de patlıcanımızı doğrayacağız. Bir tane patlıcan yetecek bana çünkü tek kişiyim yani.